ki. O kadar da kötü değil. Aa, hayır. Aa, hadi koşun 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 koşun. Daha da kötüymüş. Merhaba. Benim adım Blossom. Merhaba. Adım Blossom. Ama benim sesim böyle değil ki. Bebek gibi konuşuyorsun. Bebek sesli. Hey, saçını kim yaptı? Babacığın mı? Evet, o yaptı. Bebek saçına benziyor. bebek saçlı. Senin ne oldu böyle? Benimki kadar havalı değil. Bebek suratlı. Biz bebek değiliz. Yapmayın kızlar, bu daha okuldaki ilk gününüz. Bizim biraz büyük. Çok yakında uyum sağlayacağınız da büyük. Ne? Ama bunun için... Büyük. Lütfen. Brokoli, kuru erik ve içimi hoş olan her şey. Bunlar küçük kızları olduklarından biraz daha büyük göstermek için seçilen malzemelerdi. Profesör Yutonyum da bir kaza yaşanmaması için her şeye çok dikkat etti. Her şey yolunda gitti. Hatta bana sorarsanız fazla yolunda. Pekala kızlar, hepinize birer kaşık vereceğim. Yoksa bu içeceğin yan etkileri çok tehlikeli olabilir. Biliyoruz. İyi geceler kızlar. İyi geceler profesör. İşe yarıyor mu dersiniz? Belki de biraz daha beklemeliyiz. Beklemek bebeklere göre. O sihirli sudan daha çok içmeliyiz. Dam 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 dam. Gizlice gidiyoruz. Babız. Üzgünüm. Bir sorun çıkmayacağından emin misiniz? Belki de öbür çocuklarla konuşmayı denemeliyiz. Ya da iksiri içip neler olacağını görürüz. Yaşlanmışız. Belki de profesör fark etmez. Elbette fark ettim ve hayal kırıklığına uğradım. Hayal kırıklığına mı uğradın? Dişlerimi bile ağzımda tutamıyorum. Ne? Biraz bağır, seni duyamıyorum. Siz de kimsiniz böyle? Profesör, bizi yeniden gençleştirmelisiniz. Siz okuldayken panzehir üzerine çalışacağım. Okul mu? Okulu daha ikinci gününden asmak istemezsiniz, öyle değil mi kızlar? Artık yaşlandığımıza göre en azından bize saygı gösterirler. Lafımı geri alıyorum. Bu kesinlikle en kötüsüydü. Ne örüyorsun? Torunların için eldiven falan mı? Hayır, aslında senin için bere örmüştüm evladım. Bu harika. Burada biraz şekerlemem var. Biz şekerleme istemiyoruz büyük anne. Evet, anlıyorum. Zaten bu şeker sizin için fazla sert olmalı. Ne demek istiyorsun? Yani koca Joy bu küçücük şekeri yiyemez, öyle mi diyorsun? Hey! O kadar da kötü değilmiş. Biraz daha var mı? Ve işte Christoph Kolomb'un Amerika'yı keşfetme hikayesi böyle. Amerika'yı Christoph Kolomb keşfetmedi bir kere. İlk Vikingler keşfetti. Bunu biliyorum çünkü Leif Erikson'un gemisindeydim. Ve böylece Drakula'nın ve köpek balığı insanlarının icabına baktıktan sonra Salt Lake şehrini keşfettik. Sanırım panzehiri bulmuş olabilirim. Belki de bulamamışımdır. Şapka için sağ ol. Şekerleme için teşekkür ederim. Hikayelerim müthişti büyük anne Buttercup. Pekala. Yarın da size Plutonlularla yaptığımız savaşı anlatırım. Takva dişler. Al bakalım büyük anne Buttercup. Sana büyük annemin de kullandığı protez yapıştırıcısından da aldım. En iyi yapışkandan daha güçlü. Teşekkür ederim evladım. Bu kadar yaşlı olmanın bize saygınlık kazandıracağı kimin aklına gelir? Yine de gençliğime son bir kez daha dönüp bakmak için neler vermezdim.